kamera, ışık, kayıt. Kırmızı kaslı adam ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi MT-09'u inceleyeceğiz. Ahmet Yavuz Berber yine bizlerle, evindeyiz, misafiriz. Ben MT'yi hiç kullanmadım. İlgimi de çekmiyor abi. Ya tamam, ilgini çekmiyor ama SS'de bulamadıklarını bunda bulabilirsin yani. Hayabusa'dan sonra aynen, mesela buna bindin diye. Aynen. MT'nin torku müthiş derecede yüksek ve hakikaten büyülüyor insanı yani. Bir gücü değil bak, torku. Direkt tekere gidiyor. Tabii tabii tabii. Abi, birinci vites 100, ikinci vites 200, üçüncü 300 değil tabii ki. Üçüncü viteste de gaz aldığında tekere gelebiliyor. Gelebiliyor tabii. O yüzden de, yani yeni başlayanlar için pek uygun bir makine değil. Tamam. Bir gaz açayım abi falan derseniz alırsınız, kafanıza geçirirsiniz. Ve bunun örnekleri de var zaten. Adem abi, selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ondan sonra selamünaleyküm olursunuz. Selamünaleyküm. Yani ya bunun özellikle ön farları sivrisinek modeli ve karartma far yapmışlar. Gerçekten teknolojik ve mercekli aynı zamanda için. Altında da gündüz farları var. Göstergesi çok insana hitap ediyor. Böyle dijital bir gösterge koymuşlar. Evet. Teknolojik olarak bir motosiklet kullanıcısının bir motordan beklentisini tamamen karşılayabilecek bir cihaz. Evet. Quick shifter zaten standart var. Traction control var. ABS var. Debriyaj hidrolik değil herhalde bunlar. Hal atlı debriyaj. Ama gayet yumuşak yani. Sürüş modu var. Mesela A modunda full açık oluyor. 900 cc performansı alabiliyorsun. Aynen öyle. B ve C modları nasıl oluyor? Biraz daha düşük. Ara hızlanmaları daha da düşük oluyor. Yani sürücü biraz daha dizginliyor. Mesela yengeye emanet verdin makineyi. C ha, modunu evet, alıyorsun. Aldım. Ben çarşıya gönderdim. Pazara. Şey gibi. Vale modu hesabı. Vale modu aynen. Yani, SP'de amortisör haricinde bir fark var mı buna göre? Yok. Tamamen aynı. Geri kalan her şey aynı. Donanım her şey aynı. Quick shifter'ı, sürüş modu, traction'ı. Evet. Abi bunun değişik artıları ve eksileri sen kullandın, evet, tecrübe ettin. Artı eksi olarak ne sayabilirsin? Valla artıları işte torku çok müthiş derecede evet, büyülüyor insanı. Yani gazı açtığında oha diyorsun, bu kadar güçle yani bu 300'ü falan bulur diyorsun ama maalesef 225 ile sınırlandırılmış. 225 limitör var ama bunu bir yazılım attırarak limitörünü açtırabiliyorsunuz. Açtırdığınızda da 270-280'leri galiba. Buluyor. Ama yani dyno'da buluyor da caddede buluyor. Evet. Işte ama yani bir naked makine için zaten o süratler çok fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü ciddi bir rüzgar yiyorsunuz. Granajsız bir motor. Ama ben özellikle şu yeşil rengini, jantların işte... Evet, benim favorimdir. Fosforlu yeşil çok tatlı aynen, duruyor. ET-09'un da en sevdiğim renklerinden biri bu. Nilo gri diyorlar buna. Mat gri. Hani böyle motora bin caddede böyle teröristtir. Onun evet, aynı Akropovic'e söz vardı. Hani al bana bin böyle şehir içinde teröristtir. Mesela SS'de... 250 cc bir makine gibi. Gayet kıvrak. Aynen. Ama evet, hayvan gibi bir tork var. Aynen. Altında. Çok güçlü bir evet, tork. Mesela ben Phaser'la çok rahat binliklerin arkasından yetişiyordum. Kovalıyordum. Yetişiyordun aynen. Evet ama bununla pek ya, yani devamlı tamam, 220 gidilmiyor herhalde. Aynen. Anladım, o top speed'lik bir motor değil çünkü rüzgara çok maruz kalıyorsun. Evet. Çok tokatlıyor, sersem ediyor insanı. Yani ondan 225 dolayı beni tatmin eder diyorsanız gayet güzel bir makine. Tabii yazılımla onun üst seviyelerine de çıkabilirsin. Evet. Peki bunun orijinalinde gidon amortisörü yok mu? Yok, hayır. Ve rüzgardan dolayı yani tank slipper yememe ihtimaliniz yok. O yüzden yok, böyle bir makineyi alıyorsanız direkt gidon amortisörünü takın. Motosiklette zaten en tırstığım şeylerden bir tanesi tank slipper. Çünkü tamamen evet, şansa kalmış bir olay. Kendi kendine toparlarsa şanslı günündesin. Abi, ekstra olarak sen buna ne taktın? Koruma takozlarından başladık. Yamaha. Aynen, Yamaha'nın koruma takozları diyorsun. Gidon amortisörü taktın. Evet. Onun haricinde Akropovic karbon titanyum egzoz var üzerinde. Full boğazdan. Tabii full headers. Ondan ve sonra sesi de efsane arkadaşlar. Bir quick shifter patlatıyor. Aa, biz çok geçen güzel sene Avant'a gittiğimizde ses efsane. Furkan diyordu ki abi diyordu yani Seat Leon FR gibi böyle vites değiştiriyor. Patlatıyor diyordu abi. Diye. Ben zaten Espinerar'dan sonra en çok bunun quick shifter'ını beğeniyorum. Güzel patlatıyor. Sürekli vites değiştirmek istiyor yani. Yalnız şu detayı da görmedim. Sen ne basmışsın ön tarafı. Aynen. Biraz bastık onu çünkü devamlı tekere gelmekten bıktın sen de. Çok rahatsız edici bir durum çünkü ön teker sürekli havada gitmek yani direksiyon hakimiyetini kaybetmek an meselesi. Evet, Instagram üzerinden yine sorular aldık. Orada bir soruda diyor ki MT-09 mu MT-07 mi? Siz de diyor ikisini de kullanmışsınızdır. Evet. Yani 07 kullanmıştın herhalde. 07 test etme şansım oldu. Yani aralarında çok küçük fark var desem
yeridir. Top speed olsun, torque olsun. Biraz fark var ama öyle dağlar gibi bir fark yok yani. Ama ses olarak 3 silindir bir 4 silindir sesi veriyor. Evet. O daha haz verici bir durum. Öbür MT-07 bir helikopter gibi böyle pata pata. 2 silindir olduğu için. Evet. 3 silindir ama 4 silindir sesi dolduruyor insanın kulağını. Ses konusunda gerçekten hakkını vermek lazım. Aynen. Yanımdan geçerken çatara patara gidiyor yani maşallah var. Ya yolda çok denk geliyoruz yani. Çok... Adam arabadan kolunu çıkartıyor, bana böyle yapıyor. Arabası gaz ver diyor. Evet. Daha geçenlerde denk geldi. İnsanların hoşuna gidiyor. Bazıları el sallıyor otobanda giderken. Ben kimseyi görmedim. Korna çalıyorlar. Değil mi? Sen daha denk geldin mi şöyle egzozuyla birlikte gaza bastığın zaman hani yanından geçtiğimi böyle hani o bu ne ses falan filan yani mutlaka yanından geçtiğimiz zaman. Geçen sene bir videomda var hatta en son çektiğimiz videoda sen de Hayabusa'yla geldiğin video. Otobanın kenarına çektik biz sizin videonuzu çekmek için. Bir tane Mercedes A180 yanaştı hanımefendi. Ya gençler dedi ben bayılıyorum bunların sesine dedi. Çocuklar hayranım bunlara. Böyle durumlarla karşılaşınca da tabii hoşumuza gidiyor. Biz kimseyi rahatsız etmek istemiyoruz yani, ama. Neyse MT-09'a geri dönelim abi. Şimdi bir yakın çekimine geçelim. Göstergesine bakalım. Neler var neler yok. Her şeyini inceleyelim. Hadi geçelim o zaman. Açıyoruz. Gösterge açılışı selamlamasını yaptı. Motor 5900 kilometrede. Burada bir saatimiz var. Hız göstergemiz var. B modunda şu anda. Şu mod tuşuna basıyoruz. Standarda geçti şu anda. A modu, B modu, standart. Bu da C modu gibi düşünebiliriz değil mi? Aynen. TCS1 diyor. Bu zaten farımız. Aynen. Bu yanındaki TCS. TCS'yi görüyorsunuz. Şu an 2'ye geçti. Yukarı bastığımda 1'e geçiyor. Aşağı bastığımda 2'ye geçiyor. Yukarıya basıl tuttuğumuzda TCS'yi kapatıyor. Yani çekiş kontrol değil mi bu TCS? Aynen. Yanlama modu, yanlama. Ver yanlasın. Evet. 1 ne oluyor? Tamamen açık. Seni kontrol ediyor makine. Ha, makineyi sen kullanmıyorsun, o seni kullanıyor. 2'de yarım açık. 3'te zaten yanlama modu. Kornası burada. Her zamanki yerinde. Gayet güzel. İşte sağ sinyalimiz, sol sinyalimiz yine burada. Ortaya bastığımızda sönüyor. Farlar burada. Burada dörtlü tuşumuz var. Dörtlü tuşunu buraya koymuşlar. Bu da start tuşumuz. Basayım mı? Basma bu saatte. Yok ya, canım, saat çok geç oldu. Bu fren arkadaşlar. Bu da debriyaj. Direksiyon amortisörüne geçelim. Direksiyon amortisörü de yine AliExpress'ten sipariş. Sola çevirdiğinizde yumuşuyor. Onu çevir ben... çevir bitmiyor. Bitti. Aynen, bitti. Şu anda direksiyonumuz gayet yumuşak. Aynen. Bunu en sağa aldığımızda senin GP'deki gibi. GPR çok. Ha GPR gibi. Evet. Çok kaliteli abi. Şimdi o kütük gibi yapıyor. Onu bir bak, 8'e getiriyorsun. Şimdi. Ha. Gördün bunda mü? Evet. Hissiyat gene şey ama seni gene de kurtarıyor yani. Tabii yine bayağı bir faydası olur. Benim MT'de en sevmediğim şey ne biliyor musun? Şu aynalarını birçok kişi söküyor, buralara takıyor. O aynayaları buradan çok oynadığın zaman bunlar rüzgarda kapanıyor bir süre sonra kendisi. Bu motosiklette aslına bakarsan keskin hatlar var abi. Motosikletin hatları keskin. Yamaha bu işi güzel yapıyor. Yani özellikle abi bak şu arka stop çok keskin ve yakışıklı duruyor yani. Egzozu da şöyle yakından alalım. Agropovic MT-09 için üretmiş bu egzozu. Bir. Evet, vites göstergesi de en sol tarafta çıkıyor arkadaşlar. Şöyle ikiye aldığımızda, tabii geçmez şu anda çalışmadığı için. Boştayken düz çizgi çıkıyor. Beğenmediğin özelliği nedir mesela? Oturuş pozisyonu çok sevmedim. Gatı koyuyorsun, nereye koyacağını şaşırıyorsun. Geride mi oturayım, ileride mi oturayım, şöyle mi oturayım, yoksa daha mı dik oturayım? Ya SS kullananlar için belki ilk kez böyle bir MT'ye binen, yani MT-25 olsun, 07 olsun, evet. MT-10 olsun. Yani onlarda da oturuş pozisyonunda zorlanabiliyor olacaklarını düşünüyorum benim gibi. Beğenmediğim özelliği şu yağ lambası çok çabuk yanıyor. Bunlarda yağ seviye kontrol sensörü var kartların içinde. Sürekli tekere geldiği için çok yüksek toplarda olduğu için tabii yağ haznesi geri doğru şanzımana doğru kaydığından dolayı buna yağ seviye kontrolü koymuşlar. Yani 250 mg veya 300 mg eksisi hemen yağ ışığını yakıyor. Evet. Bu da insanı korkutuyor tabii ki. Ama sen... demek ki yani öyle bir durumla karşılaşırlarsa endişe etmesinler. Endişe etmesinler. Çünkü yağ ışığı yanıyor, kontağı kapatıyorsun, açıyorsun, normal seyir yapıyorsun. Hiçbir şey yok ama böyle hafif tekere gelsin hemen yağ lambasını yapıyor. Bu da insanı ürkütüyor. Yani sen ne kullanıyorsun buna? Yamaluk mu kullanıyorsun? Yamaluk da kullanıyorum. Gerçi daha 5000 km'de bir kere geçmiştir.
Aynen bir kere falan değişti. 20 binde bir yağ filtresi değişiyor zannedersem. Yakıt olarak ne yakıyor abi? Vallahi yakıt olarak şimdi şöyle insanı şaşırtıyor. Çok ekonomik kullandığında müthiş derecede az yakıyor. Şaşırıyorsun. Hı hı. Ama sıkıştırdığın zaman da çarpı 2, çarpı 2.5 kullanıyor. Hayır, bu şeyi alınca bunun pabucu damına atıldı tabii. Evde yatırıyorsun. Ya oğlum siz beni gaza getiriyorsunuz, sürekli otobana çıkıyoruz. Bunda pahalı yapıyorum ben sizi. Tabii, tabii. Tahminen 4.5-5 litre yakıyor basarsan. Bunda yol bilgisayarı da var. Tabii, ortalama yaktığın litreyi gösteriyor. Evet, 100 kilometrede ortalaması. 4.5-5 litre diyorsun. Anlık tüketimi gösteriyor. Az karma kullanım. Hani arada bir gaz açtın, kapattın, aynen, sakin evet. Gittin bir süre. Yani. Ortalama 4.5 litre diyorsun. Ortalama 4.5-5 litre yakıyor. 14 litre yakıt deposu var. Kaç kilometre gidiyorsun dersen, burada unuttum onları arasında. Bu kasa bir çıktı, hepsi var. Yani gene sürüş modu, evet. Traction control, ABS, bir de quick shifter eklendi. Full donanımlandırmışlar. Aynen öyle. Her şeyi koymuşlar. Hepsini koymuşlar. Parayı kıymışlar. Ha, kıymışlar. Demiş ki MT-09 ver. Hadi bu da benden olsun demiş. Aynen. Quick shifter da koymuş, göndermiş. Evet. Yani. Arkadaşlar bu makine 115 bin, 3 silindir. Su soğutmalı. 4 zamanlı. 4 zamanlı. 87.5 Nm'de tork var. Yani bir MT-09'u yazılım yapıp limitörü kaldırdıktan sonra caddede ne kadar top speed'ini görmek istedim açıkçası. Evet. Kimisi diyor ki ya MT-09 hız motoru mu? Değil tabii ki. Rüzgara çok maruz kalıyorsun falan filan yani, ama Hayabusa'yı alana kadar zaten sen buna yazılım attırmayı düşünmüyordun. Tabii attırmayı. Ama Hayabusa'da zaten Hayabusa'dan sonra bozmak istemedim. Adrenalin duygunu tatmin ediyorsun. Yavaş kalıyor. Otobanlar için biraz yavaş kalıyor. Aynen. Neyse, fiyatlarından bahsedelim Muhammed abi. Valla fiyatları uçtu ki piyasa ne durumda şu anda? 117 bin lira diyorlar. 117. 117 bin TL. Sıfır. Sıfır. Ama makasadan bahsediyoruz. 2021'den bahsediyoruz. Ama motor yok. Ama motor yok yani. İstiyorsun alamıyorsun. Öyle bir durum var. Ben satmıyorum şahsen şu anda. Ama satan arkadaşlarımız var. 120 bin lira, 125 bin lira. Egzoz varsa 130 bin lira para istiyorlar. Evet. Yani egzozlu, egzozsuz. Sıfırından pahalıya satılıyor yani şu anda. Aynen araba piyasası gibi bu da. Aynen bu da araba piyasası gibi. Talep ne kadar fazlaysa fiyat evet. O kadar yükseliyor. Alacak kişilere Allah yardımcısı olsun yani. O zaman soru cevap kısmına geçelim mi? Geçelim. Bakalım neler sormuşlar. MT-07 mi, MT-09 mu diye İrfan arkadaşım yazmış. Evet. Tarz aynı. MT grubu. 07 ile 09 arasında çok böyle dağlar gibi fark yok. Tabii tercih edilirse bana sorarsa 09 alacak kişi daha da hitap eder. Ha, maddi gücü 07'ye ulaşır. 07. Zaten 07'yi bir süre kullandıktan sonra insanlar 09'a geçecek. Tabii mutlaka isteyecek. Bak evet. Mutlaka isteyecek. Ben daha çok 09 diyorum. Hani bir üst seviye 09'dan sonra MT10'a evet. Geçen çok azdır. MT10 da çok yakışıklı ama yani. Çok yakışıklı. O da çok etli. Ön tarafı da çok tatlı duruyor. Kanka bak şimdi sen bunda MT-09'u nasıl anlarsın biliyor musun? Şimdi böyle kendi motorunu kullanıyorsun, benimsemişsin artık onunla bütünleşmişsin ya. Ondan sonra bir seninle yolda bir değişecek motorları. Sen yine kameranla konuşmaya başla. Ve bunun üstüne bindiğin zamanki hissiyatını o zaman söyleyeceksin. Ne büyüledi, onları evet. Önce o zaman kullanırken göreceksin. Bu sene zaten var ya ben kendi motoruma binmeyi düşünmüyorum. Bunların altından alacağım motorları, yolda değişeceğiz böyle. Bak burada da bir dipnot etkili ekleyebiliriz. Yeni kasa 2020 model Espinarar M. Olabilir. Espinarar M var. Bunun incelemesini istiyorsa arkadaşlar altına yorum. Bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Yorum yapabilirlerse onlara çok özel bir video çıkartacağız. Aynen. Onda bizzat sen kendin kullanacaksın. Çıkacağız böyle biz seninle bir gazlamaya. Bütün düşüncelerini söyleyeceksin. BMW'nin şu ana kadar çıkartmış olduğu en donanımlı, en paket. Bunun içinde işte karbon jant falan filan var. Onun videosunu çekmemi istiyorsanız dediğim gibi aşağıdan yorumlara Espinarar M videosu istiyoruz diye yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane daha ekleyeyim mi? H2 mi yoksa? Aynen. Bir tane de H2 geldi. Aynen. Ahmet abi motorları getiriyor sırada. Bir tane de H2 var, onu da kullandırtacağım sana. 268 beygir tekerde, 280 beygir de makineden. Yazılımlı. Cengiz Mise yazılımlı. O motoru da getireceğim sana. Onlardan ziyade R25 deler videosu daha çok tutacağına inanıyorum.
Evet, onun videosunu da bekliyor arkadaşlar. İlk önce R25'i çekeceğim arkadaşlar. Bir de bizim gözümüzden R25'i görürsün. Var, R25'imiz de var. R25'imiz var. 2019 model. Yeni kasa ve mat kırmızı. En sevdiğim renk. Evet, güzel. Çok tatlı. Ben de çok beğeniyorum. Havalar iyi olsun. Artık bundan sonra hafta sonlarımız dolu. Cumartesi, pazar yasakları olmasa. Sattıktan sonra zaten evet. Hızlı bir şekilde her hafta sonu video çekeceğiz. Aynen. Sizlerle paylaşacağız. Güzel işler çıkartacağız inşallah arkadaşlar. Bir tane de GTR'la olan kalkma videolarımızı yapacağız. Nissan GTR'a egzozu da takmışlar herhalde. Evet, aynen. Bir gün çıktığımızda GTR'a da alacağız, böyle videoları yapacağız. Aynen. Onlar rolik videoları yapacağız. Bunu da buradan sözünü vermiş olalım. Onu da ben ayarlayacağım. Ahmet abiden sözü aldım. Kaçamıyorum. Aynen aynen. Bundan sonra. Çok heyecanlı videolar alacak yani. İnşallah. Çok heyecanlı. Lafta kalmaz inşallah. Vallahi şahitlerim var benim burada. Kanka evde video çekeceğiz dedik işte ayarladık ama 2 ay sonra ayarladık. Ha ama yazın fırsat buldukça çıkacağız bunların videolarını yapacağız. Tabi bunun organizasyon kolay olmuyor biliyorsun tabii yani ki, oradaki tabii. Arkadaşlara. Yani gerçekten bir video çekmek hiç kolay değil arkadaşlar. Çok zor. Abone olun ya. Şuradan bir yerden abone oluyorsunuz. Aşağıdan mı? Çanları açın. Bizi takipte kalın. Video evet. Geldiğinde ilk sizin haberiniz olsun. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Abi sen bana imkanlar biliyorsun. Arkadaşlar şu anda saat 12:10 geçiyor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet. İkimizin de gözünden uyku akıyor. Evet. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Evet. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sen de var ya bir hafta 10 gün görüşmeyelim anasını. Hiç var ya. Uzun süre görüşmeyelim birader ben. Harbiden görüşmeyelim, tamam? Hadi eyvallah.